Merhaba arkadaşlar bugünkü dinamik dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde iş ve enerjinin devamı olarak güç ve verim konusu gene kinetik içerisinde buna girmiş olacağız. Hemen konumuza geçelim. Burada tabii öncelikle güçten bahsetmek lazım. Şimdi verilen bir zaman içerisinde yani belirli bir zaman içerisinde bir işi yapmak için gereken motor diyelim ki buna. Veya işte neyse makineyi seçmek için bize yardımcı oluyor bu güç denilen şey. Yani kısaca söylemek gerekirse de birim zamanda yapılan iş miktarı olarak biz bunu söyleyebiliriz Ne yapıyoruz? enerjiyi ya da işi zamana bölmüş oluyoruz. Klasik olarak du bizim işimizse o zaman bunu zamana bölüyorsak birim zamanda kasıt ediyoruz. Kast ederek söylüyorum tabi o zaman du bölü dt şeklinde olabilir. Yani gücü kısaca bu şekilde tanımlamış olalım. Birim zamanda yapılan iş diye. O zaman şöyle genel itibariyle ifadelerimizi yazacak olursak mesela güç için P harfini ki power'dan geliyor. Kullanırsak birim zamanda yapılan iş ise biraz önce söylediğimiz gibi DU bölü. Tabi burada U'yu büyük yazıyoruz değil mi? Şöyle biraz daha büyük yazayım ki DU bölü DT birim zamanda yapılan iş olarak adlandırabilirim. Eğer ben işi kuvvet ve e, mesafe olarak yazacak olursam, o zaman ne olacak? F kuvvet vektörü vektörel çarpım konum sonsuz küçük konum bölü sonsuz küçük zaman şeklinde ben bunu ifade edebilirim. O zaman bunu ayrıştıracak olursam, kuvvet vektörü pardon çarpı dr bölü dt diyebilirim. Bu şekilde ifade ettiğim zaman ise e, neye dönüşmüş oluyor aslında? dr bölü dt çizgisel hızın vektörel ifadesi değil mi? V çizgiye dönüşmüş oluyor. O zaman buradan ben gücümü kuvvet vektörü çarpı hız vektörü olarak da yazabilirim. Yani kuvvet çarpı hız ya da birim zamanda yapılan iş du bölü dt. İkisi de aynı yere gider. Bunun birimi de nedir? Tabii ki, e, James Watt'tan geliyor. Watt, değil mi birim? 1 bir Watt eşittir nedir? Kuvvetimiz Newton ki şöyle diyelim 1 yazalım. Newton çarpı metre bölü saniye şeklinde ifade edebiliriz. Veya ne yapabiliriz? Aynı şekilde iş neydi jüldü o zaman 1 jül bölü Saniye olur Watt'ın birimi Karşılığı diyelim Veyahutta ne olacak? Genelde beygir gücü kullanılıyor yani Türkçe BG yazıyorlar ama hani İngilizcesi ne, nedir? HP Horse Power'dan geliyor. Eşittir. Aşağı yukarı 746 watt. 6'yı yazmadık tabi. Şöyle yapalım. 746 watt. Evet bunları bilmemizde dönüşümler için, birim dönüşümleri için faydalı olacaktır diyebiliriz. Yani güç ne bağlamda önemli? Şunu anlatmak lazım aslında. Bütün dersin içeriğini düşündüğünüz zaman işte konumları hesaplıyorsunuz, hızları hesaplıyorsunuz, ivmeleri hesaplıyorsunuz. Değil mi? Partiküller veya rigid cisimler anası, açısından enerjileri hesaplıyorsunuz vesaire vesaire. Bir mühendis olarak bize faydası ne bu dersin denecek olursa aslında bu noktalara bağlandığını görüyoruz daha çok. Yani kuvvetini hesapladınız diyelim kinetikten. işte o kablodaki dayanımın mukavemet açısından dayanıma bakılabilir. Mukavemete götürebilirsiniz. Yani şu kadar ivme ile gitse kinematikten kinetiğe gidersiniz. Bir yere bağlı bir şeyi çekiyor. Makara, halat vesaire. Oradan ona gidersiniz. Asansör ya da vinç. Ya da ne olabilir? İşte o sistemi çalıştırmak için bu motor kullanacaksınız değil mi? Bir vinçte motor var, ya da araba yokuş yukarı çıkıyor kendisinde bir motor var, bir şanzuman var, dişli sistemi var, redüktör var, dişli çevirim oranları değişiyor, böylece e, belli güçte farklı e, hız oranlarına geçiş yapabiliyorsunuz. Bu zamanlarda işe yarayabilir. E, makine elemanlarının oluşturulmasında işe yarar, ya da en temel olarak motor veya benzeri gibi ürünlerin seçiminde işe yarar. Siz buradan işte e, konumlardan hızlardan ivmelere gidersiniz. İvmelerden kuvvetlere gidersiniz vesaire. Kuvvetten güce gidersiniz. Ondan sonra dersiniz ki benim motorumun şu kadar güçte olması gerekiyor ki işte şöyle bir yukum mak makarayla yukarıya taşıyabilsin veya kaldırabilsin, indirebilsin, hareket ettirebilsin. Noktasına getirilebilir. Yani aslında bu e, dinamik dersinin toplanıp da nihayete erdiği birkaç kısımdan birisi güç ve verim tanımlaması. Şimdi verime geçecek olursak da tabii ki bir verilen yani çalışılması için uygulanan miktardaki enerji var. Bir de çıkan enerji var. Bu da önemli. Biz ne kadarlık bir enerji veriyoruz? Ne kadarını kazanım olarak geri alıyoruz yani bildiğiniz gibi sürtünme kayıpları çok fazla dünyada ama sürtünme kaybı hiç olmasaydı nasıl olurdu değil mi çok güzel olurdu bir bakımdan yani gaza basıyorsunuz sürtünme yok araba sürekli gidiyor ama durmak istediğiniz zaman öyle bir lüksünüz yok durma diye bir şey söz konusu değil Bundan dolayı sürtünme Tabii ki istenen bir şey ama istendiği zaman sürtünme olmasın, diğer türlü olsun gibi bir tercih de yapılabilir. O zaman ona özel ekipmanlar lazım. Yani örneğin araçların fren diskleri sürtünmeyi yüksek tutacak ama çok da ısınmayacak. Çok ısınırsa sıkıntı. Değil mi? Onun için ona özel fren kitleri var. Yani spor arabalarda işte seramik bazlı, kompozit bazlı fren diskleri kullanıyor. Gidip de bunu Hacı Murat'a takmanızın bir anlamı yok. Disk çapı zaten tekerlek büyüklüğünde. Öbüründe zaten motorun gücü hızı ne ki bunu takalım gibi durumlar da olabilir. Yani optimuma gitmeye çalışıyoruz. Ne kadarlık bir gücümüz var bunu ne kadarlık bir e, sürtünme ile durduracağız gibi olabilir. Verim tabi bu noktada ortaya çıkıyor. Yani özellikle mekanik verim diyebiliriz ki bir makine tarafından üretilen yararlı güç. Yani buna biz çıkış gücü diyoruz makineye verilen giriş gücüne oran olarak söylenebilir. Yani diyebilirim ki ben bu kısım güç kısmıydı. Şimdi verim diyecek olursak burada verimi genelde epsilon gibi bir işaretle gösteriyoruz. Çıkış gücü yani ne kadarlık bir kazanımımız var. Bölü sisteme ne kadarlık bir güç verdik. Giriş gücü. Giriş gücü. Şeklinde oran yaptığımız zaman ne yapmış oluyoruz? Biz verime ulaşmış oluyoruz. Burada işte makinenin enerjinin alındığı aynı zaman aralığında enerji veriliyorsa verim Çıkış enerjisinin giriş enerjisine işte söylediğimiz gibi oranı olarak ifade edebiliriz. Şimdi hemen e, burada e, şöyle bir şey var kitabımızdaki sorulardan devam edelim. Yani güç ve verim bu şekilde verim önemli ama belki sorudan önce şöyle bir şey söylenebilir yani bir makinacı olarak en azından motorlar gibi bir ders aldığınız zaman zaten görecek oluyorsunuz veya işte bahsedilebilir bir benzinli aracın verimi çok fazla değil. Yani %20-25'ler arasında değişiyor. Yani dizel araçlar %30'un üstüne çıkıyor. %30-32'ler. Tabii ki elektrikli araçlar son zamanlarda onları araştırmak lazım ama gördüğünüz gibi bir benzinli aracımız varsa 100 verip %25 falan alıyorsunuz yani. Gerçekten düşük bir oran. Burada %75 kayıplar söz konusu. İşte dizel bir aracınız varsa diyelim %32 32 geri kazanım varsa burada da %68 bir kayıp var. Yani yakıtın büyük oranda yok olup gittiğini söyleyebiliriz. Ve hatta normal gündelik kullanımda diyelim ki yoğun trafiklerde İstanbul gibi işte New York, Tokyo, San Francisco neyse böyle tık tıkalık trafiğin yoğun olduğu yerlerde ne oluyor? Araba sürekli çalışıyor. durağan halde çalışmasından dolayı zaten inanılmaz bir yakıt kaybı söz konusu. Doğaya e, kirli bir hava yapabilmek için ne yapıyoruz? Sürekli karbon salınımı sağlamış oluyoruz. Karbon monoksit artı e, araba çalışması esnasında da ne olmuş oluyor? Ciddi bir kayıp olmuş oluyor ama tabii ki arabanın durabilmesi için de bu sürtünme e, Gerekli olduğu için yapacak da bir şey yok Diye söyleyebiliriz yani güç ve verim arasında Bir denge Kullanılması lazım mesela şöyle bir şey de örnek verilebilir özellikle Torku yüksek araçlarda Yani mesela Kullandığımız küçük binek otomobillerinden bahs bahsetmiyorum mesela Aston Martin V12 motor var. Şimdi böyle bir arabada vitesi 1'e taksanız ta yüksek hızlarda bile birinci viteste gidebilirsiniz. Çünkü torku çok yüksek arabanın. Veya tersini de söyleyebiliriz. Yani diyelim birinci viteste 120-130'a kadar çıkabilir bu araçlar. Ama belki daha da fazla. Ama yüksek viteste esas tersi önemli. Mesela dördüncü, beşinci vitese takıp gaza bastığınız zaman Birçok gündelik araç stop edecektir. Manuel vitesli araç değil mi? Çünkü torku yetmiyor. E, belli bir hıza ulaşması lazım o vitese takabilmen için ama torku yüksek araçlarda dördüncü vitesteyken araba duruyor bile olsa gaza basarak arabayı kaldırabilirsiniz. Bu da işte e, güç ve verme etkisi olarak da bir şey manasında söylenebilir. Evet. Bu şekilde bir bağımlı hareket sorumuz var. Bir tane asansör varmış. Burada asansörün durumu bakalım şimdi. Bir motor takılmış. Hemen yazalım. Asansörümüzün motoru 0.85'lik bir verim ile çalışıyormuş. Yani bizim verimimiz 0.85 bir verimle çalışmakta. Elektrik motorundan bahsediyoruz. Burada 375 Newton'luk bir C sandığı yazalım. C sandığımız 375 Newton'muş. Burada İp üzerindeki P noktası, ki o nokta şurası dikkat ederseniz, P noktası burası. İp üzerindeki P noktası 1.2 metre bölü saniye karelik, yani diyelim ki AP 1.2 metre bölü saniye karelik bir ivmesi varmış. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Zaten sabit ivme. Kendisi söylüyor bize. Bu şekilde çekilecek ee, ve şekilde gördüğümüz an için hızımız 0.6 metre bölü saniye olacak. Yani diyelim ki VP 0.6 metre bölü saniye. Şimdi böyle bir durumda e, yani o noktadaki ivme ve hızımızın bu değerlerde olabilmesi için bizim motorumuzun gücü soruluyor. P motor nedir? Yani buradan gücü belirleyeceğiz. Normalde ne yapıyoruz? Piyasada motor kataloglarından bu güce denk gelecek. Ebatı bizim sistemimize uyan ya da bizim sistemimize göre ne yapacaksınız? Şeklini, şemalini, bağlantı biçimini değiştireceksiniz. Kataloglardan bakacaksın. Önce bir soracaksın. Var mı adamın elinde o istediğin motor? Yoksa ya bekleyeceksin. Adam diyebilir ki yurt dışından geliyor abi. 3 ay sonra gelir. O zaman öyle bir lüksün yok birçok işletmede. Ya önceden konuşacaksın, ayarlayacaksın. Oraya takılacak ekipmanları. Veyahut da ne yapacaksın? Yeni ekipmana göre tekrar sistemi tasarlayacaksın. Bir sürü şey değişecek. Statik hesapları, mukavemet hesapları değişecek. Parça'nın geometrisi değişecek. İmalat resimleri değişecek. İmalat bir sürü şey değişecek. Yani genelde de kimse bunu yapmaz. O yüzden önceden e, irtibatlı olarak bunu düşünmek gerekir. Nereye ne takacağım hesaplara nispetinde. Önceden siparişi verirsin tedbirli bir zaman da koyarsın oraya. Ona göre ürünü şey e, satın almış olursun bir vakti zamanı geldiğinde. Evet şimdi burada tekrar edecek olursak 375 Newtonluk bir C sandığımız var. İp üzerindeki P noktasının 1.2 metre bölü saniye karelik bir ivme ile çekilmesi ve gösterildiği anda da 0.6 metre bölü saniyelik hıza sahip olması için buradaki motorun sisteme sağlaması gereken gücü soruyor bize ve makara ile ipi de ihmal edelim demiş onu dikkate almayalım demiş o zaman biz öncelikle bir serbest isim diyagramı çizerek bir başlayalım hemen anlamaya çalışalım ne var elimizde tabii ki ne üstünden gideceksiniz burada e, makara sisteminden ziyade kutu ve makara diyelim değil mi? Kutumuzun çünkü ağırlığı benim için önemli. O zaman hemen şöyle kutumuzu koyalım. Kutumuz ne kadarmış ağırlığı? 375 Newton. Yukarıya doğru ne olacak? Solda ve sağda iki tane ipimiz var. 2T. İt gerilmeleri şeklinde olacak. Şimdi burada baktığımız zaman bir saniye bakalım ee, hareket durumuna. Yukarıda zaten şekilde dikkat ederseniz sağa doğru bir e, görüntü var. Yani motorumuzun e, durumunu göstermiş bize. Biz şimdi koordinatımız düşeyde. Şimdi bunu dikkate alarak tabii ki başlangıç çizgimiz bakın burada bağımlı hareketten aklımızda olsun hep. Burada sıfır çizgimizi burası vermişiz. Burada da burası vermiş vatandaş. Siz kendiniz verseniz bir problem yok. Ama burada verdiğine göre buna uyarak çaplayacaksak bu sağa doğru diğeri ise aşağı doğru pozitif yönler. Yani burası SC iki tane SC var burada. Ve bir tane de CP var şurada. Konumları kendisi göstermiş. Biz çok karışmayalım o zaman ona. Böyle bir durumda hemen kinetik denklemini yazacak olursam, aşağıya doğru pozitif yön, değil mi? Sabit e, çizgiden dolayı y yönünde hareket var. Toplam Fy eşittir ne olacak? M çarpı a. Hatta AY de diyebilirsiniz. Y yönü olduğu için. Y koordinatı diyelim. Ondan sonra buradaki ivmemiz de nedir? Aslında sabit ivme. Vermiş zaten vatandaş bize. O zaman hemen bakalım. İse aşağıya doğru yön pozitif kabul ettiğimiz için ip gerilmeleri negatiftir. Yukarıya doğru eksi 2T var. Sonra aşağıya doğru ağırlığımız artı 375 Newton olacak. Sonra eşittir M çarpı A. Başka bir şey yok zaten kuvvet olarak. Kütlemiz ne? Belli değil. 375 bölü 981 yaptık. Buradan kütle çıktı. M çarpı A. Burada neydi? Ee, bir kere ona bir bakmamız lazım. Şimdi buradaki AY dediğimiz şey sabit ivme olan mesela A constant demiş kitapta da biz A diyelim. Çünkü düşeydeki ivme ile yataydaki ivme arasında fark var. Nedir o fark? Bağımlı hareketten kaynaklanan bir fark var. Bir tarafta iki ip var. Bir tarafta tek ip var. O zaman hemen bağımlı hareket yazabilirim. 2 SP diyelim biz buraya. Ay pardon 2 SP diyorum. 2 SC diyelim. Artı SP. Bu nedir? Bizim toplam ip uzunluğumuza eşit. O zaman L'dir toplamı. Sonra bu sıfırlandığında ne olacak? Yani e, türevini integralini aldığımız zaman burası L uzunluğu sıfıra gider. Hız ve ivme denklemi aynı olur. Yani 2Vc veya Ac eşit olur. Eksi AP'ye veya VP'ye. Bu şekilde yazabilirim ben. Vatandaş bana demiş ki P noktasındaki ivme değerim neymiş? 1.2 metre bölü saniyeymiş. Şöyle yapalım. Yani buradan bizim e, AP değerimiz eksi 1.2. O zaman AC'miz eksi 0.6 olur. Metre bölü saniye kare dedik. Burası AP'ydi. Burayı da AC'ydi. Bulmuş olduk. Tamam. Şimdi gelelim yukarıdaki denklemde yerine yazalım. Çünkü burada yazdığım, yazmış olduğumuz ivme aslında şu ivme. Hatta karışmasın diye AC. Oraya da AC diyebiliriz. Çünkü P noktasının ivmesini zaten biliyoruz. Bulacağımız şey kutunun yukarıya ne kadarlık bir ivme ile ve hızla çıktığı. Hıza da çok ihtiyaç yok bu durumda. Çünkü kinetikten kuvvete oradan güce gitmeye çalışıyorum. O zaman hemen bakalım AC'yi bulduğuma göre denkleme geliyorum tekrar. İlk denkleme eksi 2 T artı 375 Newton eşittir 375 bölü 9,81 çarpı kaçmış? Eksi 0,6 nokta 6 metre bölü saniye. Burada bilinmeyen bir tek t değeri olduğuna göre. T'miz 199 Newton çıkıyormuş buradan. Şeklinde ipteki gerilmeyi buldum. E şimdi ipteki gerilmeyi bulduğuma göre bana sorulan şey ne? E, dikkat ederseniz güç. Gücü soruyor bize. Şimdi o zaman P noktasında kaç tane ip var? Bir tane ip var. O zaman bir ipten hesaplayacağım motordaki gücü. Diğer gerilme nereye gidiyor? Tavana gidiyor. Önemli değil. Biz sadece bir tane ipindeki duruma bakacağız bu durumda. O zaman güç hesabı dersem motor gücü için P eşittir ip gerilmesi çarpı hız diyorum. İpteki gerilmem 100 99 Newton'du. Hızımız neymiş? Söylemiş burada. Vp'deki hızımız 0.6 metre bölü saniye. Dediğimiz zaman buradan motora giden ip için gerekli güç miktarı 119 pardon 0.4 watt olur. Sonra ne yapmış bizden? Biz bakalım soruda ne soruyor başka? Gücü istemiş. Tabii ki bu bizim ee, giriş ve çıkış değerlerini dikkate alırsak verim kaçmış onu da söylemiş. 0.85'lik bir verim ile çalışıyormuş. Verim dediğimiz şey neydi? Verim eşittir. Çıkış gücü bölü giriş gücü. Yani biz burada e hesaplamak istiyorsak ne olacak? Giriş gücünü ne kadarlık bir güç vermeliyiz biz? Çünkü burada çıkış gücünün 119.4 olduğunu anlıyorum ben. Yani ipte bu kadarlık bir değer olmalı ki sistem çalışsın. O zaman girişteki değer daha büyük olmalı ki kayıplarla düşecek. O zaman giriş gücünü hesaplayacağız yani. İse giriş gücü Eşittir ne olacak? Çıkış gücü bölü verim. Çıkış gücümüz kaçtı? 119.4. Böyle 0.85 ki bakın 0.85 iyi bir verim yani. Tabi elektrikli motor bu sonuçta. Ee i̇çten yanmalı motor değil. Buradan da giriş gücümüzün 140.5 watt olduğu ortaya çıkmış. Bu kadarlık bir giriş gücüne ihtiyacımız varmış. Evet, bir başka soruya geçelim. Evet bu sorumuzda da bir araç V hızıyla hareket ettiğini görüyoruz. Burada aracın kütlesini vermiş bize. Aracımızın kütlesi 2 megagrammış. Ve burada da aracımızın motor verimini ise gene tabi yüksek bir değer vermiş. 0,63 olarak söylüyor. Şimdi araba demiş ki ileriye doğru giderken rüzgarın bir etkisi var. Burada da e, sürtünme direnci oluşturuyormuş bu rüzgar etkisi. Fd demiş buna sürt kuvvet için direnç kuvveti. 1.2 v karelik bir Rüzgarın sürtünme direnci varmış arabanın üzerinde. Sonra diyor ki bize araba 50 metre bölü saniyelik bir hızla ilerlediğine göre v eşittir 50 metre bölü saniye ise diyelim. Burada motor tarafından sağlanan maksimum gücü bize soruyor. Şimdi o zaman hemen serbest isim diyagramını çizelim. Hatta şunun üzerinde yapalım. Elimizde ne var? Bir kere aracımızın direnç kuvveti var. Değil mi? Aracımızı ters yönde zayıflatmaya çalışıyor. Sonra aracımızın bir ağırlığı var. Ne kadarmış? Kütlesi 2 megagrammış. Yani 9.81 megagram dediğimiz zaman bu ne yapıyor? 10 üzeri 6 mertebesinde. O zaman 2 ile çarpacağız. 19.62 bin yapacak. 19.620 o zaman 19.62 kN diyebilirim ben. Gene partiküllerdeyiz. O yüzden arabanın hepsini bir partikül olarak düşünüyoruz. Yoksa ön teker, arka teker vesaire bir sürü şey var rigid cisim düşünürsek. Tepki kuvvetimiz var. Sonra ne var? Düşünelim. Bir de aracımızın itki kuvveti var. Değil mi? Yani aracımızı iten kuvvet var. Nedir bu? Aracın motorundan kaynaklanan kuvvet o zaten bize 0.63'lük verim sağlıyor. O zaman o kuvveti de şöyle koyabiliriz. Aracımızı iten kuvvet diyelim motoru hasebiyle. Şimdi tamam zaten tek eksen çalışacağız. Koordinatları koyarsak buraya x y sadece x'te işimiz var. Dikkat ederseniz hız 50 metre bölü saniye ise ivmen olacak arkadaşlar? 0. Belli. O zaman genel denklemleri yazalım. X yönünde ki sola doğru gidiyor. Biz hani şöyle yapalım veya pozitif yönü sol verelim. Sağa da verebilirsiniz. Çok fark etmez. Toplam fx eşittir 0 ise böyle miydi? Hayır değil mi? m çarpı a hemen statiğe kaymayalım. m çarpı a x değil mi? x eksenindeki ivme. O zaman toplam kuvvetlere bakalım. Ne var? Elimde bir f kuvveti var. Arabanın itki kuvveti. f. Ondan sonra direnç kuvveti var. 1.2 v kare. Başka bir kuvvet yok x yönünde. Öbürleri y yönünde zaten. Eşittir. Sürtünme ile alakalı bir bilgi de vermemiş. Başka yol sürtünmesi olsaydı onu da ekleyecektik. Öyle bir şey söylememiş. Eşittir m çarpı a. Yani 2 megagram ne yapıyor? 2 ton mu yapıyor? 2000 kilogram yapıyor. Çarpı Neydi bu? A. Yani ivme. İvmede ne olması lazım? Sıfır. Değil mi? Buradan bunu söyleyecek olursak V'nin de 50 metre bölü saniye olduğu bilindiğine göre burası gidecek 50'yi ne yapacaksınız? Burada yerine yazacaksınız. Ondan sonra F çıkacak. Aracın itki kuvveti yani. Nedir bu da? F eksi 1.2 çarpı 50'nin karesi eşit sıfırdan hareketle itki kuvvetimiz 3000 Newton olarak bulunmuş aracın motorunun sağladığı ilerleme kuvveti. Sonra bizden ne sorulmuş bir bakalım tekrar. Motor tarafından sağlanan maksimum güç soruluyor. E tabii ki gene güç hesabına geleceğiz o zaman. Güç eşittir. itki kuvvetini bulduk. Neydi? 3000. Kuvvet çarpı hızdı değil mi? Hızımız neymiş? 50 metre bölü saniye. Bu arada 50 metre bir saniye de fena bir hız değil yani. Değil mi? Buradan eşittir 150 kW'lık bir güç ortaya çıkıyormuş. Sonra verimden hareketle giriş gücünü bulmak istiyorsak gene aynı şey. giriş gücü eşittir çıkış bölü çıkış gücü bölü verim çıkış gücümüz 150 kW'mış verimimiz 0.63 olursa giriş için bizim motorumuzun 238 kW üretmesi gerekiyormuş. tabii ki ne olacak? Bir beygir gücü eşittir 746 watt olduğuna göre. Tabii ki burada kilowatt var. Kaç beygir gücü olduğunu siz buradan hesaplayabilirsiniz. Evet bu şekilde güç ve verim konusunu da sonlandırmış oluyoruz. Şimdi de yeni konumuz olan konservatif kuvvetler ve potansiyel enerjiye geçelim. Evet, konservatif kuvvetler ve potansiyel enerji aslında önceden de bildiğimiz konuların biraz daha böyle farklı şekilde ifade edilmesi diyebiliriz. Konservatif derken yani korunan manasında zaten adı conservation'dan geliyor ya da e, çevirdiğimiz zaman zaten konservatif force diye kullanabiliriz. Şimdi burada Parçacığın konumundaki net değişme bağlı durumlara bakıyoruz. Parçacığın hız ve ivmesinden bağımsız ise bu konumdaki değişim, bakın hız ve ivmeden bağımsız bir e, konum değişikliğinden bahsediyoruz. İşte bu kuvvetlere konservatif kuvvetler denir. Yani parçacığın hızı bu kuvveti etkilemiyor. İşte ivmesi bu kuvveti etkilemiyor gibi söyleyebilir. Şimdi neymiş bunlar? Onlara bakalım. Parçacık bir noktadan diğerine harekete başladı. Sonra kuvvetimiz bir iş yapıyor. Burada parçacığın izlediği yoldan bağımsız olması lazım. Niye? Çünkü parçacığın izlediği yolla bağlıysa o zaman hız ve ivmeyi etkiler. Parçanın bir yörüngesi var. Şimdi bakın şöyle bir şey çizelim. Parçacın yörüngesi var. Buraya göre bir hızı var zaten. Biz kuvvetin yaptığı işi bu nispette bakacak olursak buradan zaten hız ve ivmeye bağımlı olacaktır. Ama yörüngeye başka yönde bir hareket varsa işte bu da nedir? Bu yöndeki yani takip ettiği yörüngedeki hızla alakası olmayan bir yönü gösteriyor bize. Yani mesela ağırlık gibi. O zaman biz burada ona konservatif kuvvettir diyebiliriz. Yani kuvvetin yaptığı iş parçacığın izlediği yoldan bağımsızsa buna konservatif kuvvet diyoruz. Bu önemli. Kuvvetin yaptığı iş yoldan bağımsız Sonra burada neler var? Tabii ki hemen söylemiştik ağırlık. Ağırlık bir konservatif kuvvettir. Ya da ne olabilir? Elastik yay kuvveti. İşte bunlar zaten en çok göreceğimiz konservatif kuvvet teşkil edecek örnekler diye de söyleyebiliriz. Şimdi şuraları bir temizleyelim. Yani biz konuda aslında ne yaptık? İşi anladık. İş ve enerjiye baktık. Burada sadece formülü farklı şekilde yazmaya çalıştığımızı anlamanız lazım. Yani iş dediğimizde ne vardı orada? Kat edilen yol üstünden hesap yapıyorduk. Enerji yoktu. Enerjiyi kattığımızda ki bakalım iş enerji denklemine dikkat ederseniz ne vardı orada? Ağırlığın yaptığı iş bakın. Yayın yaptığı iş, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş diyorduk. Onları hepsini işin içerisine sokmuştuk ve enerji olarak bir tek kinetik enerji vardı. E şimdi farklı bir başlık ama sonuçlar madem aynı çıkacak, aslında söylediğimiz şey değişiyor. Yorum farklılığı var burada. Konservatif kuvvetler ve potansiyel enerji dediğim zaman da bu sefer konservatif kuvvet olarak ne gelecek? Öbür tarafta ağırlığın yaptığı iş diyorduk. O zaman konservatif kuvvet olarak ağırlık kuvveti gelecek. Halbuki gene aynı şeye gider diye de ifade edebiliriz. Ya da elastik yaydaki kuvvet. Öbür tarafta yayın işi diyorduk. Ama formülüne baktığımızda 1 bölü 2 ks kare diyorduk. Ki önceden de bildiğimiz gibi biraz sonra da çıkartacağız. Yayın enerjisine baktığınızda gene aynı ifadedir. Demek ki yayın yaptığı işle aslında yaydaki konservatif kuvvet gene aynıdır. Yani söyleyiş tarzımız değişiyor ama denklem sistemi çünkü aynı sonucu vermesi lazım. O zaman ağırlıkla başlayalım. Şimdi ağırlık dediğimiz zaman bir parçacığın ağırlığı tarafından Yapılan iş. Tabii ki parça düşey hareket yapmıyorsa mesela serbest düşme yapıyorsa zaten ağırlıkla aynı yönde ama onun haricinde ağırlık yer çekimiyle aşağı doğru parça başka bir yere doğru hareket ediyor. O zaman ağırlık için ağırlığın yaptığı iş diyordum. Burada yer çekimi aşağı doğru olduğu için eksi ağırlığımız. Omega yapılan iş neydi? Çarpı mesafe. Ne kadarlık mesafe? Konum farkı kadar. Y2 eksi Y1 kadarlık bir fark var. O zaman ağırlık için konservatif kuvvet ifadesini yazacak olursak eksi omega çarpı delta y şeklinde olduğunu görürsünüz. Zaten ağırlığın yaptığı iş ile aynıdır. Ağırlıktaki konservatif Kuvvet. Tabii ki oralara geçiş yapacağız. Şimdi elastik yaya bakalım. Elastik yay. Burada da bir parçacık üzerine etki eden yay kuvvetine bakıyorum. <laughs> Burada işte bu yay kuvveti e, tarafından yapılan iş parçacığın izlediği yoldan bağımsız olduğu zaman sadece yayın S uzaması ve sıkışmasıyla biz bu durumu ifade ediyoruz. O zaman elastik yay için yazacak olursam yay kuvveti tarafından yapılan işi bir parça varsa ki parçacık üzerine etkiyor diye söylediğimiz için o zaman negatif olacak. Sadece yay olsaydı pozitif oluyordu. 1 bölü 2 K S2 kare 1 bölü 2K S2 kare eksi S1 kare şeklinde de yazmış oluruz. Sürtünmeye baktığımız zaman burada sürtünme konservatif kuvvetten farklı olarak hareketli bir cisme etkiyor. Ve sabit bir yüzey tarafından uygulanan sürtünme kuvveti burada bu sürtünme kuvvetinin işinin Yola bağlı olduğunu görüyorsunuz. Yani yol ne kadar artarsa sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ne olur o kadar artar. Çünkü niye? E, yolla aynı yöndeyim. Mesafe artıyor, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş artıyor. Burada iş cisimden ısı şeklinde dışarıya atılıyor. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Şimdi bakarsanız ağırlıkta öyle bir şey yok. Yani ee, tabii ki özel durumlar var da biz o kadarına girmiyoruz. Yani mesela ağırlığın yaptığı iş bir mekik atmosferden geçiyor bir meteor. Ne oluyor orada? Hava sürtünmesi var. Biz onu şimdi göz ardı ediyoruz öyle durumları diyelim kabaca. O zaman burada normal araç yolda giderken bir sürtünme kuvveti varsa orada ısı şeklinde dışarıya atıldığını söyleyebiliriz. Şimdi demek ki burada en azından yazalım o ifadeyle. Ağırlık, elastik yay ve sürtünme kuvvetinin yaptığı işlerden bahsettik. Burada ne dedik? Son nokta ısı olarak dışarı atılır dedik. Diğerlerinde ağırlığın yaptığı iş bu. Elastik yayın yaptığı iş bu. Bir parçacık bağlıyken şeklinde söyledik. Şimdi gelelim potansiyel enerjiye. Potansiyel enerji aslında enerji bakımından düşünürsek iş yapma kapasitesi olarak anlatıyoruz biz enerjiyi. Yani potansiyel enerji belli bir yükseklikte duruyor diyelim zemine göre. O zaman zeminden yüksekte olduğu için bir iş yapma kabiliyeti var bunun yukarıda. Çünkü o yükseklikten bırakıldığında zemine kadar ne yapacak? Potansiyeli kinetiğe dönüştürecek ve iş yapacak bu durumda. Şimdi o zaman parçacığın hareketinden dolayı ortaya çıkan enerji tarifine geçtiğimiz zaman da ne diyoruz biz buna? Kinetik enerji diyoruz. O zaman parçacığın Sabit bir başlangıç çizgisi veya referans düzlemi diyelim. Buna göre değişen konumundan ölçüm alıyoruz. Bulunduğu yere göre farklı bir yere geliyor. Burada ölçülen konumundan dolayı ortaya çıkan enerjiye işte ne diyormuşuz? Potansiyel enerji diyormuşuz. Şimdi bakın. Burada şunu kastetmiyorum sadece. Parçacık Özellikle belli bir nokta sonra gireceğiz oraya. 3 boyutlu uzayda düşünün bunu. X, Y, Z'de bir referans düzlemim var. Ağırlık olarak düşünürseniz sadece yer çekimi etkisiyle olana bakmış olurum. Ama 3 boyutlu uzaydayım. X'de, Y'de, Z'de ayrı ayrı çekim potansiyelleri olabilir. O zaman X'e göre potansiyel, Y'ye göre potansiyel, Z'ye göre potansiyel vesaire diye de eklenebilir. <laughs> Ama biz dünya gibi bir ortamda hesap yaptığımıza göre o zaman yer çekimi etkisi tabii ki aktif oluyor. Buna da ne diyoruz? Gravitasyonel potansiyel enerji diyoruz. Yani yer çekimi etkisiyle ortaya çıkan potansiyel enerji deniyor. Şimdi buradaki konuşulan konuda ne var? Hem gravitasyon potansiyel enerjisi hem de Bakın konservatif sistemlerle alakalı çünkü bağlantı kurmaya çalışıyorum. Birinci konservatif sistem ağırlık. İkinci konservatif sistem elastik yay. Ağırlığa bağlı, ağırlık konservatif kuvvetine bağlı olarak ortaya çıkan potansiyel enerji ve gravitasyon diye geçer. Şurayı da silelim. Yay için ise yayın bulunduğu konum ve yer değiştirdiği konuma göre bakılan konservatif kuvvet kaynaklı potansiyel enerjiye ise V_e denir. V elastik yaydan geliyor bu da. Yani demek ki iki tane konservatif kuvvet var. Sürtünmeyi dediğimiz gibi o da bir konservatif kuvvet gibi düşünsek bile ne oluyor? Aslında tam öyle değil. Çünkü hareket neticesinde iş cisimden ısı şeklinde dışarıya atıldığı için sürtünme kuvvetini burada dahil etmedik şimdilik. Ama ağırlığın ki V gravitasyon yayın oluşturduğu ise V elastik yaydan geliyor. Ve burada işte bu ikisine de bağlı olarak ortaya çıkan potansiyel enerji olarak biz bunu ifade ediyoruz. Gravitasyonel potansiyel enerji hepimizin de bildiği ve biraz önce de izah ettiğim gibi belli bir yüksekliğe göre veya ne dedik ona eylemsiz bir referans noktasına göre ki aslında ders içerisinde şöyle bir şey geçiyordu ben onu çok da söylememiştim. Bahsedebiliriz. Mesela eylemsiz referans sistemi diyoruz. Yani duran bir koordinat sistemine göre değerlendirme yapıyoruz genelde ama Gerçekte hareket eden bir koordinat sistemi de olabilir. Yani nasıl bir şey bu? Sabit bir koordinata göre değil de hareket eden bir koordinata göre değerlendirme de yapabilirsiniz. Bu ne demek? Bu bağlı hareket demek zaten. Yani A cismi şu noktaya doğru gidiyor, B cismi başka bir yere doğru gidiyor. Bunlar doğrusal, dairesel hareket yapabilirler. Birbirlerine göre izafi durum. O zaman bu eylemsiz koordinat değil, hareket eden referans sistemi diye de adlandırabilirdim ben bunu. Bazı konularda bunu ekleyebiliriz yani esasen ama şimdi aklımıza geldi diye onu ifade etmiş olalım. Şimdi şekle baktığımız zaman bizim bir sıfır noktamız var. Sıfır noktamız demek biz koordinatı buraya yerleştirdik demek. Yani iki boyutta düşünecek olursanız işte y burası gravitasyon çekimden kaynaklı olduğu için x x de çok önemli değil aslında x. Y'ye bakıyorum ben. Y'ye baktığım zaman başlangıç çizgisine göre yukarıda olduğum için koordinatım VG yani gravitasyonel potansiyel enerjisi ne olacak? Omega çarpı pozitif Y. Yani Y eksi sıfır oldu. Burada ise ne olacak? Aşağıya doğru olduğu için e, ikinci nokta eksi ilk nokta yani VG eşittir ne olur bu omega hatta şurada da diyebiliriz y eksi 0 son nokta eksi ilk nokta diğerinde ise omega İlk nokta son nokta ne y, ilk nokta ne eksi 0 Şeklinde olacağı için buradan eksi omega y olur Bu da nedir İşte bizim Gravitasyonel potansiyel enerji enerjinin e, Tanımlaması burada pozitif y'de parçacığın ağırlığı işte söylediğimiz gibi Eee bizim gravitasyonel potansiyel enerjiye sahip olduğunu söylüyor pozitif bir yükseklikte. Bu sıfır çizgisine iniyoruz. Yükseklik sıfırlandı. Buradaki potansiyel enerji tabii ki sıfır artık. Vg eşittir sıfır. Ondan sonra aşağıya gittiğimizde ise eksi bir y yüksekliği olduğu için burada da potansiyel enerji gravitasyonel eksi omega y şeklinde olacaktır. Şimdi gene e, yay konusuna gelelim, gravitasyonel enerjiden sonra şuraları bir temizleyelim. Burada da iki tane durum var tabii ki. Bir yayın uzamamış konumundan çekilmesiyle, bir de içeriye doğru bastırılmasıyla elde edilen enerji hemen onun da şeklini paylaşalım. Yani yay elastik yay potansiyel enerjisi dediğimiz VE'yi anlatıyoruz burada da. Evet. Şimdi buna dikkat edecek olursak ne dedik? Elastik potansiyel enerji. Elastik yayın potansiyel enerjisi bunu da VE ile gösteriyoruz. Ve şöyle söyleyelim. Elastik bir yaya baktığımız zaman gerilmemiş konumundan S mesafesi kadar uzatılıyor. Yani ikinci şekil. Tuttum yayı S kadar dışarıya çektim. Yayın VE elastik potansiyel enerjisi 1 bölü 2 Ks kare olacak. Yani VE eşittir 1 bölü 2 K S kare eksi 0 kare konum 0 olduğu için ilk konum böyle bir durum var şimdi burada e, iş enerji konusundan farklı bir durum var İş enerji konusunda ne diyorduk biz diyorduk ki e, partikül varsa veya yoksa partikül yoksa yay tamamen pozitifti partikül varsa o zaman negatif bir iş yapıyor diye de söylüyorduk. Şimdi burada konservatif kuvvet olduğu için e, daima pozitif olduğunu kabul ediyoruz. Yani şekil değiştirmiş yay ilk konumuna döndüğünde parçacık üzerinde daima pozitif iş yapma kapasitesine sahip olduğu için ben bunu söylüyorum. Yani... E nasıl bir şey bu? Partikülü tutup ittiğiniz zaman pozitif iş yapma kapasitesi. Yani partikülü ittiğiniz doğrultuda yayı sıkıştırsanız bile partikül e, o doğrultuda hareket ettiği için pozitif bir iş oluyor. Dışarıya doğru çektiğinizde hareket yönü sağ tarafa doğru, e, yay da dışarıya doğru çekildiği için ikisi gene aynı yönde. O zaman burada da gene ve e eşittir 1 bölü 2 k s kare eksi 0 kare olacaktır. Çünkü hareket yönüyle ikisi hep aynı yönde oluyor gibi kabul ediyorum burada. Bakın hareket yönüyle aynı gibi kabul ediyorum. Diğer tarafta iş enerjide böyle demiyordum. Demek ki neymiş? Böyle bir durumda ikisi de aynı değerde oluyormuş ve daima pozitif şeklinde kabul ediyoruz. Bunun da sebebi parçacık üzerinde daima pozitif iş yapma kapasitesine sahip olan bir yay kabul ediyoruz. Şimdi burada arkadaşlar önemli bir konu var. Potansiyel fonksiyonu diye geçiyor. Şimdi konservatif kuvvetler ve potansiyel enerjide ne yaptık biz şimdi? Ağırlık, elastik yay ve sürtünme kuvvetinin konservatif kuvvet olarak değerlendirmesini yaptık. Sonra gravitasyonel potansiyel enerji ve elastik yay potansiyel enerjilerine baktık. Şimdi diyorum ki ben potansiyel fonksiyonunu yazayım. Yani bu ikisinin de dahil olduğu bir fonksiyon yazıyorum. Hatta şöyle şu başlığı da koymuş olalım. Potansiyel fonksiyonu dediğimizde artık hem gravitasyonel hem yay potansiyelinin birlikte düşünülmesini anlatmaya çalışıyorum demektir. V eşittir. V gravitasyon artı V elastik yay şeklinde ifade ettim. genel halde bir parçacık hem e, gravitasyona hem de elastik yay kuvvetlerine maruz kalıyorsa işte o zaman fonksiyon bu şekilde ifade edilir. Görüntüde nasıldır? Bunu anlatabilmek için görsel verirsek görselimiz bu yani, benim bir kütlem var, parçacım var. Tavana bağlı bir yayın ucuna asılmış bu partikül. Aşağıya doğru ne var? Ağırlığın yaptığı iş diyorduk. Ama burada ne oluyor o? Gravitasyonel potansiyel enerjisi oldu. Diğer taraftan da yayın yaptığı iş diyorduk. O da burada elastik yay potansiyeline dönüştü. Şimdi burada parçacığın iki nokta arasındaki Hareketli bir konservatif kuvvet tarafından yapılan işine bakarsam. Yani bakın parçacığın iki nokta arasındaki başlangıç ve harekete ulaştığı nokta. Hareketli bir konservatif kuvvetin yaptığı iş gene aynı şey. Neydi? U12 eşittir. V1 eksi V2. Yani birden ikiye. Burada şimdi şöyle yazıyoruz. Bakın. Ee, integral işlemi değil bu. Önce son olan kısım. Sonra da ilk olan kısmını çıkartmıyoruz. V1 eksi V2. Yani birinci durumla ikinci durum arasındaki potansiyel farka bakıyorum. Tamam mı? Son durum eksi ilk durum yapmıyorum yani. Şimdi burada dikkat edilecek bir şey. iki nokta arasındaki hareketli bir konservatif kuvvet. Yani burada bizim sistemimizde hareketli bir konservatif kuvvet var. Değil mi? Yay kuvvetimiz, ağırlık kuvvetimiz hareketli. O zaman ben bu ifadeleri yazayım. Burada şöyle yazıyorum. Birinci duruma ait toplam potansiyeller eksi ikinci duruma ait toplam potansiyeller. O zaman şunu bir yukarıya alalım. Şimdi bu ifadeyi açacak olursak hemen yazalım. U1 2 hatta buradan eşittir diyelim. Ne olacak şimdi? Ağırlığın yapmış olduğu birinci konum için potansiyel Konservatif kuvvetten kaynaklı e, potansiyelimiz var. Gravitasyonel potansiyel var. Nedir o? Aşağı doğru olduğu için eksi omega ve ilk konum için s1. Eksi omega s1. Sonra ne var? Yay potansiyeli ne dedik? Her zaman elastik yay potansiyeli pozitiftir dedik. O zaman artı 1 bölü 2 ks1 kare. Bu birinci durumun potansiyeli. Eksi ikinci durumun potansiyeli. İkinci durumdaki e, gravitasyonel potansiyel. Eksi omega S2. Gene yay pozitif artı 1 bölü 2 K. S2 kare. şeklinde yazdık. Şimdi bunu düzeltecek olursak potansiyel gravitasyonları bir tarafa toplayalım. Omega parantezinde ne olacak? Burası eksi eksi artı olur. Omega S2 artı olacak. Eksi omega S1 olacak. O zaman S2 eksi S1 olur. arada eksi işaretimizi düşünecek olursak ne olacak? 1 bölü 2 ks1 kare eksi 1 bölü 2 ks2 kare diyebiliriz ama ilk başta kon, e, gravitasyonel potansiyeli son eksi ilke dönüştürdüğüm için onu da ilke dönüştürecek olursam eksi diyelim o zaman başına 1 bölü 2 k s2 kare Gene eksi demem lazım ki eksi eksi artı yapsın. 1 bölü 2 ks 1 kare. Şeklinde dönüştürdüm. Şimdi genel olarak şunun ifadesine bakacak olursam da buradaki potansiyeli neydi? Vg gravitasyonel artı Ve elastik yay ne olacak? Eksi omega s Artı 1 bölü 2 ks kare olur genel tanımlaması da. Şimdi biz burada işi biraz derinleştirelim. Diyorum ki ben eğer parçacığım uzayda x, y, z noktasında ise. Yani şuraya bırakalım şimdi. Bir partikül var. 3 boyutlu uzayda bu partikül x, y ve z noktası. Herhangi bir yerde olabilir bu nokta. Diyelim ki bu bir P noktası olsun. P noktasının da değeri x, y, z olsun. Şimdi bu partikülü hem x'te, hem y'de, hem de z'de sonsuz küçük hareket ettirecek olursam o zaman benim ifadem şuna dönüşür. x artı dx y artı dy z artı dz değil mi? Bu gayet basit bir yaklaşım. Ne yaptım ben şimdi? X, Y, Z'de bulunan partikülü her yönden sonsuz küçük bir şekilde hareket ettirdim tek hamlede. Şimdi o zaman bu noktaya gidebilmek için potansiyeli yazacak olursam aynen yukarıdaki gibi yazmaya çalışıyorum. Yani 1, 2 şeklinde yazarsam diyorum ki gene aynı mantıkla U, 1, 2 ne olur? V1 eksi V2 şeklinde olursa. Burada bu sefer bu sonsuz küçük yani yer değiştirme ifadesini bir noktadan başka bir noktaya sonsuz küçük şekilde aktardığımızı düşündüğümüzde ne yapmamız lazım? O zaman diyorum ki yer değiştirme DU kadar olursa ilk konum neydi? V1. V1 dediğim şey ne? V yani x y z'ye bağlı potansiyel. Burada konservatif kuvvet kaynaklı gravitasyon veya yay potansiyeli olabilir. Ama bu uzayda herhangi bir nokta. Bu birinci nokta. İkinci nokta için yazarsam eksi gene V neydi? Yukarıdaki ifadenin aynısını kopyalayalım, yazmayayım bir daha. Bu da ikinci konum. İlk konumda xyz pozisyonunda potansiyeli var. İkinci konumda ise her birine sonsuz küçük bir mertebe eklendi ve yer değiştirdi. Bu ikisinin farkından du kadarlık bir ne çıkacak? İş çıkacak. Şimdi burada z'ye potansiyel enerji fonksiyonu diyoruz. Yani şurası potansiyel enerji fonksiyonu. Sağ taraftaki ise söylediğimiz gibi sonsuz küçük yer değiştirme ile elde edilen ifade. O zaman ben bunu genel haliyle yazarsam ne diyebilirim? Diyorum ki eksi dv çünkü bulunduğu yerden bakın negatife gittim. Ne kadarlık? dx, dy, dz kadarlık gittim. E bunu dv yaptığıma göre o zaman burası x, y, z oldu. dv x, y, z kadarlık yer değiştirdi. Bulunduğu pozisyonu sıfır gibi düşünecek olursanız şu ifadeyi buna dönüştürdüm. Şimdi burada Kuvvet ve yer değiştirme ifadesini e, bu sefer işin içerisine koyacağım ve bunu dik koordinatlar yardımıyla yaparsam yani du eşittir burada şöyle yapmıştık nihai olan durum buydu değil mi du dersem ilk çıkarttığım olay bu şimdi ben diyorum ki u yerine veya dv yerine potansiyel fonksiyonu yerine Potansiyel fonksiyon ne demekti? Kuvvet çarpı mesafe. Mesela ağırlık diyoruz. Düşeyde şu kadar y'de mesafe değiştirince ağırlık çarpı mesafe yaptığımızda gravitasyonel potansiye oluyor. Ama bu herhangi bir yerde her eksen için aynı şey geçerli. X eksenine göre gravitasyon, Y eksenine göre, Z eksenine göre ki artık orada gravitasyon demiyoruz. X Y Z'ye göre potansiyel diyoruz. Madem öyle onu ben şu şekilde yazarsam diyorum ki DU eşittir kuvvet çarpı mesafedir genel tabiriyle değil mi? Kuvvet ama sonsuz küçük yer değiştirdiği için F D, R yazdım. Şimdi bunu açıyorum. Madem 3 eksendeyim, kuvveti 3 eksene dağıtırsam, f(x, i -E artı f(y, artı f(z, Bu ne oldu? Benim kuvvetimin 3 boyuttaki tanımlaması oldu. Kuvvet vektörü. Çarpı ne yapacağım? Sonsuz küçük konumla çarpacağım. O da x, y, z ifade edeceğim onu. d, x, i artı d, y, j artı d, -Z k sonsuz küçük 3 boyutta yer değiştirme ile çarpıyorum. 2 vektör, iki vektörün vektörel çarpımından elde edilen şey yani dot product çarpımı ne olur? Skaler bir değerdir. O zaman buradan elde ettiğim şey fx dx artı fy dy artı FZ, DZ olur mu arkadaşlar? Şimdi ne yaptım? DU'yu yani çok küçük bir işi kuvvet ve yer değiştirmeler cinsinden yazdım. Şimdi ben diyorum ki buradaki FX, DX, FY, DY, FZ, DZ'yi potansiyeller cinsinden yazacağım. Şimdi potansiyeller cinsinden yazınca Kuvveti e, ne yapmam lazım? Konuma göre değiştirmem lazım. Yani dikkat edelim şimdi. Neydi potansiyel enerjimiz? Kuvvet çarpı mesafeydi, değil mi? Şurası gibi yani düşünün. Kuvvet çarpı mesafe. Şimdi ben bu ne demek? Kuvvet çarpı mesafe potansiyel demek. O zaman potansiyel enerjiyi mesafeye göre türevini alırsam yani mesela diyelim ki potansiyel olsun V. Bu ne içeriyor? Kendi içerisinde kuvveti ve mesafesi var. Ama bu gizli. Bunun içinde V'nin içinde bu. Gravitasyon olabilir veya olmayabilir. Bunu mesafeye göre türevini alırsam DS yaparsam ne yapmış olacağım aslında? Bu S'leri bir nevi götürmüş oluyorum. Sanki kuvvet kalmış oluyor o yönde. Diye kabaca anlatayım. O zaman ben diyorum ki buradaki Fx, Dx, Fy, Dy, Fz, Dy'yi potansiyeller cinsinden yazayım. Yani eşittir. Burada ee, şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Dikkat edin, potansiyele baktığınızda potansiyeli nerede izah ettik en son? Şuraya gelelim. Pardon. Şuna dikkat edin. Ne oldu bu? Burayı sıfır gibi kabul etmiştik. Sonrası eksiydi. Ondan dolayı ne yazmıştık burada? Eksi dvxyz dedik. Demek ki buradaki fonksiyon potansiyeller cinsinden yazılınca eksi oldu. O zaman ben buraya diyorum. Eksi x cinsinden yazarak bu sefer kısmi türevleri cinsinden ifadeyi düzeltiyorum. Yani d v bölü dx yani v potansiyelinin x yönünden sadeleştirdiğimde neye göre dx ile çarpıyorum. Artı dv kısmi türev gene. Bu sefer y'ye göre dy çarpı dy artı dv bölü dz çarpı dz şeklinde ifade ettim. Ne yaptım aslında ben? Kuvvet yazdım gene. Bunların hepsi kuvvet. Ama potansiyel cinsinden yazdım. Yani potansiyel dediğim şey kuvvet çarpı mesafeydi. Kuvvet çarpı mesafe bölü mesafe gibi düşünün buradaki ifadeyi. Mesafeler götürdü. Gene kuvvet kaldı. Ama sonsuz küçük yer değişimini ifade edebilmek için ne yaptım? Ee, kısmi türevler cinsinden bunu da yazmaya çalıştım. Şimdi burada o zaman e, bu ifadeyi düzeltecek olursam veli olarak bırakabilirsiniz ki mesela şöyle ayrıştıralım buradaki ifadeyi. fx dx dediğimde dx'leri iki taraf götüreceği için mesela şurası. Buraya bir bakalım. fx dx ile karşı tarafı eşliyorum. Neresi orası? Şurası dx'ler birbirini götürür mü? Ne kalır? dv bölü dx kalır mı? Kısmi türev cinsinden. O zaman şöyle yazabilirim ben bunu. fx eşittir. Eksi tabii ki hepsinin başında olacak. dv bölü dx'tir. Benzer şekilde fy dv bölü dy. Fz ise Dv bölü Dz oldu. Madem bunu bu şekilde yazdım. Yukarıdaki ya yani ilk başta çıkarttığımız şu ifadede ben aslında hepsini ortak bir potansiyel parantezine alabilirim. Şuraları biraz temizleyelim. Şu ilk kısmı siliyorum arkadaşlar. Buna zaten olayın başlangıcı diye buradan getirerek anlatmaya çalışmıştık. Hatta buraları da temizleyelim. Koordinata gerek yok. X, Y, Z olduğunu söyledik zaten. 3 boyutta uzayda çalışıyoruz şu anda. Evet. Şimdi buraya kadar ulaştığımız nokta nedir? Bu. Yani biz kuvveti potansiyeller cinsinden yazmaya çalışıyoruz. Şimdi o zaman ben bunu ayrıştırdım, şu hale getirdim en son. Şuraya getirdim. Diyorum ki kuvveti o zaman toplam F vektörü cinsinden yazarsam ben F vektörü kuvvet vektörü eşittir. Eksi neydi? dv bölü dx. Peki dx ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Bu onun anlamı i. i yönündeki sonsuz küçük yer değiştirme değil mi bu? O zaman ben vektörel ifadeyle yazacak olursam dx yerine ne diyeceğim? i yönü diyeceğim. Eksi dv bölü dy yine kısmi türev çarpı j eksi dv bölü dz çarpı k bu hale getirdim. Sonra diyorum ki ben buradaki e, potansiyeller cinsinden ifade edilen kuvvet vektöründeki tüm potansiyelleri bir ortak paranteze alsam f eşittir. Buradan şöyle bir şey çıkıyor karşıma. Eksi parantezinde d bölü dx i artı d bölü dy j artı D bölü DZK Ne parantezini aldık? Potansiyel parantezini aldık. Çarpı V potansiyeli diyorum. İşte buradaki şu kısım çok önemli. 3 boyutlu uzaydaki birçok ileri mekanik çalışmalarında bakın. Uzay mekaniğinde, akışkanlar mekaniğinde, continuum o sürekli ortam mekaniğinde simülasyonlarda vesaire vesaire birçok yerde bu ifade kullanılır. Buna diverjans operatörü denir. Yani bu ters delta ile gösterilir. Diverjans operatörüdür veya divergence operator olarak geçiyor. Ve bunu biz nabla fonksiyonu olarak da söylüyoruz. Yani buradan Kaynaklı fonksiyon yazıldığında F kuvvet vektörü eşittir eksi diverjans çarpı potansiyel anlamına gelir. Yani bu gerçekten önemli bir ifade. Demek ki ne yaptık burada? Şöyle söyleyelim. Bizim kuvvetimizi bu önemli bir ifade bakın şu son ulaştığımız nokta. Demek ki burası da diverjansmış. Şimdi vektör operatörü diye de geçiyor. Mesela e, Hibler'in kitabında vektör operatörü diye yazılmış ama söylediğim gibi genel adı divergence diye geçiyor. Burada F kuvvetini kendi potansiyel fonksiyonuna bağlayacak şekilde yazdık ve F konservatif yani F kuvvetinin konservatif olduğunu kanıtlamak için matematiksel bir kriter oluşturmada yardımcı oluyor bu diverjans operatörü. Mesela diyebilirim ki ben bunu kanıtlayalım. FY ifadesi söylendiğinde ki yer çekimini düşünüyorum FY olduğunda sadece y yönündekine bakacağım demektir bu. Hangi yönler varsa elinizde onlara bakın demek. Hangi yön var elimde? Y yönü. O zaman Y potansiyel fonksiyonu bu gravitasyon açısından düşünüyorsanız bu bir gravitasyon etkisidir. Y'deki etkisi neyse artık. O zaman DV bölü DY olur. Bunu da ayrıştırdığım zaman e, FY eşittir gene. Eksi D bölü dy v yerine de v gravitasyon koyuyorum o zaman omega çarpı y oluyor ve ne oluyor bakın dy bölü dy oluyor bunlar birbirini götürür bir tek ne kalır omega kalır yani eksi omega olur F'ye eşittir eksi omega Tabi bunu yapmamıza ne gerek vardı zaten biliyorduk diyebilirsiniz burada ama her durum sadece şey için geçerli değil. Evet burada yani sadece yer çekimi değil başka etkilerde olabilir. Her zaman bu diverjans 3 boyutta çalışacaktır. Başka etkileri de gösterebilmek maksadıyla bu aparatör işe yarar. Evet. Bu da potansiyel fonksiyonu olarak bundan da bahsetmiş olduk. Şimdi yeni bir konu olarak enerjinin korunumuna geçeceğim. Evet, şimdi enerjinin korunumu e, yasasına geldik. Tabii ki burada e, başlangıç olarak konservatif kuvvetler, konservatif olmayan kuvvetler diye ayrıştırılabilir. Yani e, yapılan işin yönünde olmayan kuvvetler konservatif, diğerleri konservatif olmayan kuvvetler şeklinde ifade edilir. Şimdi enerjinin korunumunda konservatif e, kuvvetler potansiyel olarak geçiyor ve V ile ifade ediliyor. E, yörünge üzerinde iş yapan Kuvvetler zaten neye dönüştürüyor? Kinetik enerji ortaya çıkarttırıyor. Buna da T ile ifade etmiştik. Zaten yapılan işlerimizi de U ile anlatıyorduk. O zaman enerjinin korunumu yasasını yazacak olursak aslında iş enerjinin üzerine bir şeyler eklemiş oluyoruz ve işteki bazı ifadeleri potansiyel diye adlandırıp konservatif kuvvet yapıp V'nin içerisine dahil ediyoruz. U'nun içerisinden çıkartıyoruz. Aslına bakarsanız denklemlerin hepsi gene aynı olmuş oluyor. Böyle bir durumda başlangıç kinetik enerjisi T1 artı bu sefer giriş konservatif kuvvetleri kaynaklı potansiyel geldi. V1 yani gravitasyonel potansiyel, elastik yay potansiyeli Peki iş enerjide ne diyorduk bunlara? Ağırlığın yaptığı iş, yayın yaptığı iş diyorduk. Fark bu. Yani bir taraftan alıp öbür tarafa ekledik. Halbuki denklemler gene aynı oldu. Artı toplam yapılan iş U birden ikiye. Ve burada e, konservatif olmayan bakın bu önemli. Konservatif olmayan. Niye? Çünkü konservatif olanları bunun içinden alıp potansiyeli ekledim. Eşittir. T2 artı bu sefer de konservatif olan kuvvetlerden kaynaklı çıkış potansiyeli V2'ye dönüştürmüş olduğum. Yani bir nevi iş enerji denklemini bir daha yazmış oluyorum. Sadece buradaki işi ayrıştırdım. İşin konservatif olanlarını potansiyele aktardım. Olmayanlarını iş içerisinde bırakmış oldum. Eğer sistemde sadece konservatif kuvvetler varsa o zaman zaten hiç iş kalmayacaktır. T1 artı V1 eşittir T2 artı V2 olacaktır. Yani bu konservatif olmayan ve olan kuvvetlerin mevcut durumu için sağ taraftaki ise konservatif olmayan hiçbir etki yoksa sistemde sadece konservatif kuvvetler etkiyorsa o zaman bu ikinci denklemde geçerli olacaktır. Şimdi burada mekaniğin mekanik enerjinin korunumu veya işte kısaca enerjinin korunumu olarak da biz bu ifadeleri e, söylemiş oluyoruz. Burada hareket esnasında parçacığın potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamının sabit kaldığını ifade ediyor bu değil mi? Giriş kinetiği giriş potansiyeli eşittir. Çıkış kinetiği artı çıkış potansiyeli. Ama ne durumda? Konservatif olan kuvvetlerle sistem çalışıyor ise diye de adlandırmış olalım. Şimdi o zaman çok basit bazı olaylar üzerinden gidelim. Bir tanımlama daha yapalım. Sonra zaten örneklere geçeceğiz. Hemen bir görsel paylaşıyorum bu esnada. Evet. Şu şekle bir bakalım. Başlangıç çizgisi zemin olarak kabul edilmiş. Sonra topumuz belli bir mesafe yukarıda ise yani h kadar yukarıda ise buradaki potansiyel enerjinin en üst noktaya çıktığını maksimum ve hareket olmadığını düşündüğümüz durum için ise e, kinetik enerjinin sıfır olduğunu söylüyoruz. O zaman e, burada tabi genel denklemi yazabiliriz. E, enerjimiz eşittir. Giriş e, kinetik enerjisi artı e, giriş potansiyel enerjisi olarak e, söylenebilir. İkinci durumda belli bir hızımız var. Evet ikinci durumda belli bir hızımız var ve h bölü 2 kadarlık bir yüksekliğe gelmişim. O zaman burada potansiyel enerjim de var. Kinetik enerjim de var. Son durumda ise top artık tam olarak çarpmadan önceki durum diyelim. Yani çarpma durumu başka çünkü. Tam temas ettiği an ama hız maksimuma ulaşmış. O zaman üçüncü durumdaki kinetik enerjisi var. Ama mesafe sıfırlandığı için potansiyel enerji sıfıra geçti. O zaman ben hızlıca yazmak yerine şöyle yapayım. İlk konum için enerji ifadesini yazarsak karşımıza bu çıktı. Yani en üstteyiz. Topumuz durağan halde. O yüzden kinetik enerjimiz sıfır. Potansiyelimiz var. Ve maksimum potansiyel mesafesi H'da omega çarpı H kadarlık bir enerji. Yani enerjinin tamamı potansiyel enerji şeklinde. İkinci duruma baktığım zaman. ikinci durum için yazacak olursak. Burada neyimiz var? Belli bir kinetik enerjiye sahibiz. İvme dediğimiz zaman zaten yer ivmesinden bahsediyoruz. Sabit ivme. O zaman sabit ivmeli formül yazılabilir. Yani hem kinetik enerjimiz var. Mesafemiz h bölü 2. İvmemiz g yer çekimi ivmesi. Yükseklikte işte h bölü 2'den kaynaklanan bir potansiyele sebep olacak. O zaman ikinci durum için şunu, şunu gösterebiliriz. Şu ifadeleri vereyim. Bu durumda ivme sabit. O zaman sabit ivme formüllerini kullanıyoruz. Ve bu şekilde potansiyel enerjimizi GH üzeri 1 bölü 2 şekline getirmiş olduk. Enerjimizde böylece hem kinetiğimiz var hem potansiyelimiz var. Ayrı ayrı. Son durum için ise ne demiştik? Bir tek kinetik var. Potansiyel sıfırlandı. Ve burada tam çarpma anı hız var da temasla başlamadı diye düşündüğümüz an. Onun içinde şu ifadeyi koyalım. Son durum içinde bu geçerli olacaktır. Şimdi tabi burada sizin Koordinatı koyduğunuz yere göre değişiklik olacak. Yani koordinatı ortaya koymuş olabilirsiniz, yukarıya koymuş olabilirsiniz. Buna göre ne yapar? Ee, problem değişiklik gösterebilir ama temel manada bu şekilde ifade edilir. Ve parçacık sistemine bakacak olursak da, yani bir sürü parçacık var. O zaman hepsi için bunu ifade etmek gerekirse birinci, ikinci, üçüncü partiküllerin kinetik enerjileri. Toplam potansiyelleri ve çıkış durumu için de gene aynı şekilde. Ama sadece konservatiflere maruz kalıyorsa o zaman hemen şu ifadeyi verebilirim. Yani parçacıklar bir sürü parçacık bir sürü farklı şey ama birleş, bir şekilde hareket ediyorlar. Birinci, ikinci, üçüncü parçacığın giriş kinetiği artı toplam potansiyeli eşittir. Çıkış kinetikleri artı toplam potansiyelleri şeklinde anlatılır. Eğer konservatif olmayan kuvvetlerin yaptığı işler varsa o zaman artı U1-2 diye de ilk bölgeye ekleyeceksiniz onları. Yoksa bu hal yeterlidir. Evet bu şekilde de enerjinin korunumu yasasını anlatmış olduk. Şimdi bu konuyla alakalı e, kitaptaki örneklerimize geçelim. Evet, bu soruda bir bisikletli vatandaşımız var. Bisikletli bir çocuk. Ne yapmış? E, belli bir yükseklikten A noktasından B noktasına doğru aşağı doğru hareket ediyor. Biraz daha belirgin hale getirelim. Yukarıdaki tepenin üzerinde A noktası aşağıya gelmiş B noktası. Tepenin üzerindeyken 9 metrelik bir yüksekliği var. Sonra bir eğrisel hareket yapıyormuş. B noktasına ulaştığı zaman ki ağırlık merkezi üzerinden yapılıyor bu değerlendirme. Burada takip ettiği eğrinin eğrilik yarıçapı ro eşittir 15 metre imiş. Sonra Bisikletlinin harekete başladığı anda A noktasındaki çizgisel hızı ise 3 metre bölü saniye imiş. Şimdi bakalım. Burada e, bisikletin ve çocuğun toplam ağırlığı 625 newton olarak verilmiş. Omega eşittir 625 newton. Burada söylediğimiz gibi çocuk 3 metre bölü saniye hızla pedal çevirmeden aşağıya inmeye başlamış. Burada yolun eğrilik yarıçapının 15 metre olduğunu söyledik. B noktasına ulaştığı anda bisikletin her iki tekerleğine uygulanan normal kuvveti yani tepki kuvvetini soruyor bize. Burada da sürtünme kuvvetini ihmal edelim diye de söylemiş bize. O zaman baktığımızda bizim zaten ağırlığımızın 625 Newton olduğunu yani bisiklete bakalım. Serbest isim diyagramını çizelim. Bisiklet bu. Vatandaş da burada. Böyle gidiyor şimdi. Burada bir ağırlığımız var. Ağırlık etkisi 625. Tabii ki zemin var şöyle. Bir de ne olacak? Farklı bir renkle verelim. Tepkimiz var. Başka da bir şey yok. Şimdi eğrisel hareket yaptığına göre eğrisel hareket yaptığına göre İçeriye doğru olan koordinat tabii ki Rho 15 olduğuna göre sabit. Yani R theta yerine NT ile çözülebilir. Ve tam e, bakın aşağı noktaya ulaştığı için burada bir de T var. Ama tam zemine ulaştığı yer burası. T etsel koordinat. Şimdi burada biz sıfır noktasını şurası kabul edersek yani buradan y x'i de buradan diye düşünelim. Tabii ki şu an x ile ilgilenmiyorum. x ile alakalı bir bilgi yok zaten elimde. y ile ilgileniyorum. Ha bu soruyu enerjiden değil farklı bir şeyden çözebilir miyim? Çözebilirim. Yani illa enerjiyi kullanacaksınız diye bir şey yok. Verilere bakacaksınız. Veriler yeterli mi enerjiyle çözmek için veya başka bir metot mu kullanmak gerekiyor? Onları değerlendirerek metodu seçebilirsiniz. Şimdi buradan gelelim. Biz tabii enerjinin korunumunu anlattığımıza göre enerjinin korunum yasası. Ee, konservatif olmayan e, kuvvetler var mı bir kere? Soruda bakalım. Yani mesela bakın sürtünme ihmal edildi. Ağırlık diyor. Ağırlık nedir? Konservatif kuvvettir. Tamam. Yay falan olsaydı o da konservatif kuvvet olacaktı. Demek ki burada konservatif olmayan kuvvet yok direkt enerjinin korunumunu yazabilirim. İş ifadesi olmadan. O zaman birinci konumdaki kinetik enerji artı birinci konumun potansiyeli eşittir çıkış kinetiği artı çıkış potansiyeli şeklinde yazabilirim. Burası birinci konum. Şurası ikinci konum olsun. Şimdi o zaman bakalım. Bir kere bisikletlinin girişte bir kinetik enerjisi var. 3 metre bölü saniye. O zaman 1 bölü 2 mv kare. 1 bölü 2 m dediğimiz belli değil. 625 bölü 981 yapacağız. Bölü 9,81 kütlemiz oldu. Hızımız neymiş? 3 metre bölü saniye. 3'ün karesi artı giriş potansiyeli. MGH. Zaten MG'miz 625. Yükseklik başlangıcı biz buraya koyduğumuz için 9 metre. Yukarıya koysaydınız 0 olurdu. Aynı şey. Burada 0 verip çıkış potansiyeli eksi olurdu. Düşünün. Yani şunu yapalım bir daha anlatalım. Anlayacağız zaten. Koordinat farkını. 625 çarpı 9. Eşittir. Çıkışta neyimiz var? Kinetik enerjimiz var. Hızını bilmiyorum. 1 bölü 2 625 bölü 9 81 Çıkış hızı bilmiyorum. V2'nin karesi olacak. Ve son noktada potansiyel neye geldi? Sıfıra geldi. Şimdi söylediğim gibi koordinatı yukarıda kabul etseydiniz ne olurdu? başlangıç koordinatım 0 olacaktı burası. Diğer taraf 625 çarpı 0'ın altına doğru 9 metre gittiğiniz için eksi 9 yazacaktınız. Yani 625 çarpı eksi 9 yapmış olacaktınız. Bakın bunu bu tarafa atarsanız zaten gene aynı denklem olacağını görürsünüz. O yüzden yani koordinat çok da önemli değil. Doğru uyguladıktan sonra diyelim. Bunu yazdıktan sonra bakıyorum bilinmeyen ifadesine bir tek e, burada ne var? Zaten V var. V2'yi bilmiyorum. V2 buradan 13.4 e, metre bölü saniye olarak çıkmış. Çıkış hızını buldum. Bir de ne sormuş bize? Bisikletteki tepki kuvvetini soruyor bize. Kuvveti soruyor. Şimdi enerji denkleminden kuvvete gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. O zaman kuvvet ivme analizi yapacağım. Yani kinetik diyelim. Kinetik ve nedir? Kuvvet artı ivme analizi yapıyoruz şimdi. O zaman zaten x yönünde bir bilgimiz yok. Y yönünde çalışırsak toplam f eşittir m çarpı a. Şimdi n, n t koordinatına göre çalıştım. T koordinatı zaten söylediğim gibi x yönünde çalışmadığımız için bir bilgimiz yok. N yönünde çalışıyorum. O zaman koordinatın yönü yukarıya doğru. N pozitif ise. Burada toplam Fn eşittir Man olur. Toplam kuvvetimde ne var? B tepki kuvveti değil mi? Şuradan bir tepki kuvveti olacak. Şu N. O zaman tepki kuvveti eksi ağırlık 625 Newton eşit olmalı. M çarpı A N. M ne? 625 bölü 981. 81 çarpı A neydi? V kare bölü R. V'yi bulduk 13.4. Eğrilik yarı çapını da kaç vermiş? 15. Şeklinde vermiş. Evet buradan da tepki kuvveti bulunur. Ne çıkmış? 1,39 kilonewton olarak bulunmuş. Evet, bu sorumuzu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yani soruya baktığımızda bir kanal içerisinde hareket eden R bloğu var. Aşağıda da bunu karşılayacak iki tane yay. Birisi 12 kN bölü metre ile daha büyük dışarıda. Daha esnek bir yay nispeten. Aşağıda ise içerisinde diğer yayın 15 kN metre ile 0.3 metre yüksekliğine sahip biraz daha rijit bir yay varmış. Şimdi buraya baktığımız zaman bir kere R'yi vermiş bloğun kütlesini. Hemen yazalım. Burada M R'miz 100 kilogrammış. Söylediğimiz gibi Ka sabiti 12 kN bölü metre. Kb sabiti ise 15 kN bölü metre olarak verilmiş. Burada diyor ki yayın üzerine zaten şekilde görüyoruz. 0.75 metrelik bir mesafeden R bloğu bırakılıyor ve duran haldeyken bırakılıyor. Tamam mı? Yani buraya mesela ağırlık merkezinin düşünecek olursak başlangıç çizgisi desek yani birinci konum burası ve burada ilk hız sıfır ve ilk sıfır olarak verildi. A yayının içine işte B yayı yerleştirilmiş. Burada da bloğun aşağı doğru hareketini durdurmak için A'da olması gereken yer değişimini soruyor bize. Sonrasında da her bir yayın gerilmemiş uzunluğu işte burada şekilde görülen ifade bu. Yani B yayı 0,3 metre yüksekliğinde A yayı 0.4 metre yüksekliğinde. Ve yayların kütlesini de ihmal edelim demiş. Burada da işte söylediğim gibi A'da olması gereken yer değiştirmeyi hesaplamamızı istiyor bizden. Şimdi hemen çok basit bir şekilde ne yapacağız? Enerjinin korunumu. Enerjinin korunumu birinci pozisyon belli. İkinci konum ise burası. Şimdi burada tabi şöyle bir şey var. İki yaya da etkiyorsa sistem. E, A yayı hareket ediyor. B yayı ne yapıyor? 0.1 metre sonra devreye giriyor. O zaman yani şöyle bir şey yapabiliriz. Söylediğim gibi koordinatı ister aşağıda kabul edin ister yukarıda. Fark etmez ama... E, Burada mesela yukarıda kabul ettiğimiz zaman koordinat zaten biz bir noktasına burası dedik. Koordinatı da burası verelim. Yani burası y. Zaten x'te herhangi bir hareket yok. Burası sıfır. Burası da eksi y. O zaman bakıyorum şimdi ne var burada? Konservatif olmayan kuvvet var mı? Ağırlık var. Konservatif. Yay, elastik yay enerjisi var. Gene konservatif. Demek ki başka bir şey var mı? Sürtünme gene yok. Konservatif olmayan kuvvet yok. O zaman direkt enerjinin korunumunu yazıyorum. İş katmadan işin içerisine. T1 V1 eşittir T2 V2. Yani giriş kinetiği artı toplam potansiyel Eşittir çıkış kinetik enerjisi artı çıkış toplam potansiyel enerjisi diyorum. Şimdi ne olacak bir kere? R bloğu sabit olduğuna göre ilk konumda durağın halde. Kinetik enerjisi sıfır. Ben e, koordinatımı yukarıdaki merkez kabul ettiğim için potansiyel enerjisi de sıfır. Yayla zaten bir teması yok. Hem gravitasyon hem elastik yay enerjisinin ikisi birden sıfır yapar. Eşittir. Bloğu bıraktım. Aşağı doğru indi, indi, indi. A yayını sıkıştırdı, B yayını sıkıştırdı ve ne oldu? Durdu. Çıkış kinetiği sıfır. Ne oldu? Orada ilk konuma göre kat edilen e, ne var? Gravitasyonel potansiyel var. Başka bir de yay potansiyeli var. Aslında soru bundan ibaret hale geldi. O zaman yazarsak diyeceğiz ki ve burada e, yayın yaptığı işler neydi arkadaşlar? Hep pozitif. Yani burada bakalım. Mesela e, A dışarıdaki ifade ise mesela diyebiliriz ki serbest isim diyagramında 0.75 geldi yaya temas etti. Ondan sonra ne kadar daha gidecek bu? İşte YA kadar gidecek mesela. Sonra öbürü ne olacak? YA'dan bir 0.1 daha az gidecek B cismi. Yani YA-0.1 diyebilirim. Çünkü o kadar daha kısa. O zaman birinci bölüm için yay, elastik yay potansiyelini yazacak olursam. 1 bölü 2. Ee, A yayı için yazalım. Ka çarpı Ka ne kadar sıkışacak? Ya kadar sıkışacak. Bilmiyorum. Karesi. Sonra artı diğeri de pozitif çalışıyor. 1 bölü 2 KB Bu da ne kadar sıkışacak? YA'dan 0.1 daha az sıkışacak. Yani YA eksi 0.1 karesi Neyi yazdık şu anda? bu yazdıklarımız elastik yay potansiyel enerjisi yani. Elastik yay potansiyelini yazdık. Başka ne var? Bir de gravitasyonel potansiyel var. Ağırlığımız nedir? Omega. Yani 100 çarpı 981 ne yapar? 981 çarpı yükseklik ne kadar? Önce bir 0.75 sıkışacak. Sonra bir de YA kadar 0.5 düşecek. 75 düşecek. Sonra bir de YA kadar daha ilerleyecek. O zaman yükseklik ne olur? 0.75 artı YA olur. Tabii ki burada bakın hemen şunu düzeltiyoruz. Niye? Çünkü koordinat sisteminin aşağısına doğru gidiyoruz değil mi? Zaten ağırlık eksi. Burada ne olması lazım? Eksi olması lazım. Buna da dikkat. Evet ağırlığın ağırlık konservatif kuvvetinden kaynaklı ve gravitasyonu da ekledik potansiyeli. Buradan artık bir şey kalmıyor. Bakalım ne var? YA'nın karesi gelir buradan. KA belli 12. KB belli 15. Yani burada bilinmeyen bir tek YA var. İkinci derece bir denklem çıkacak. YA'lı bir denklem. Yani iki tane değer çıkacak. Buradan 0. 331 metre olarak hesaplanmış yayın sıkışma miktarı. Evet. Bir sorumuz daha kaldı. Evet şimdi bir başka soruya geçelim. Şurayı bir temizliyorum. Gene önceden çözmüş olduğumuz bir soru aslında bu. Sadece ee, enerji metoduyla da bu soruyu çözelim diye kitabımızda bu soru mevcut. Bu şekilde bir kolon var sütun ve e, pürüzsüz bir sütun olduğu söyleniyor. Kütlesi bileziğimizin bu sütun üzerinde sürtünmesiz kayma hareketi yapan bileziğimizin kütlesi M C diyelim mesela veya neyse M diyelim. Kaçmış? 2 kilogram. 2 kilogramlık bir kütlesi var bileziğin. Burada düşey şaftımızda yani kolonumuzda yerleştirilmiş ve kayma hareketi yapabilecek durumda. A konumunda yani şuradayken üstteyken yay gerilmemiş serbest halinde duruyor. Burada A'da durmaktayken bırakılıyor ise birinci şık. İkinci şık ise A'da bir hız var ise yani V A şıkkı için söyleyelim. Eşittir sıfır ise B şıkkı için ise V A 2 metre bölü saniye olarak verilmiş. Şimdi burada diyor ki y'nin 1 metre olduğu anda bileziğin hızını belirleyelim. Yani v a 0 iken v c bileziği diyelim mesela. Bir de v a 2 metre bölü saniye iken v c bileziğinin hızını gene bize sormuş. Ne zaman için? Y'nin 1 metre olduğu durum için. İkisinde de aynı şey geçerli. Yani söylediğimiz gibi önceden bu soru başka bir metotla çözülmüştü. Şimdi enerjiyi kullanarak çözüyoruz. Tabii ki burada dikkat ederseniz ağırlık var, konservatif. Yay var, konservatif. Pürüzsüz diyor, sürtünme yok. Demek ki sadece enerjinin korunumunu kullanabilirim iş olmadan. O zaman A şıkkı için bakalım. Birinci konum, ikinci konum dersek. Formülde bir değişiklik yok. T1, V1 eşittir. T2, V2. İse, şimdi birinci konumda eğer koordinatı burası kabul ederseniz y x diyelim. x ile işimiz yok ama en azından bilezik açısından yok. O zaman kinetik enerjisi a duruyor. v a hızı sıfır. Kinetik sıfır. Potansiyel zaten koordinatı orası verdim. Potansiyel sıfır. İkinci noktada hızı sıfır olduğunda dememiş. Y eşittir 1 metre iken VC ne olur? Zaten hızını soruyor. O zaman kinetik var. Ne olacak? 1 bölü 2 mv kare. Kütlemiz neydi? 2 çarpı VC'nin karesi. Tamam. Bir de ne var? Yay potansiyelimiz var. Potansiyellere geçtik şimdi. Şöyle yapalım. Yay potansiyeli 1 bölü 2 K çarpı neydi? Yay ne kadar uzuyor? Yay ne kadar uzuyor? Arkadaşlar hemen şöyle hesap edebilirsiniz. Yayımız başlangıç hali 0.75 Değil mi? Yani şurası 0.75 veya yan tarafa yapalım. Ya da neyse şuraya yapayım. Burası 0.75. Yayın genişlememiş hali. Yüksekliğimiz 1 metre. ise bizim genişlemiş olan yay mesafesi S olur. Neyse artık burası. O zaman bu S'yi hesaplarsak S eşittir kök içerisinde 1'in karesi artı 0.75'in karesi yapar. Buradan S'miz 1.25 çıkmış. Ama bu toplam uzayan yayın mesafesi. O zaman ilk mesafe neymiş? 0.75. Delta S ne yapar? Farkı yani. Delta S diyelim. 1.25 eksi ilk uzunluğu ne kadardı? 0.75. O zaman buradaki fark 0.5 metre deformasyon miktarı. O zaman 1 bölü 2 K çarpı ne yapacağız? Mesafe. K değeri zaten belliydi. Neymiş? 3 Newton bölü metre. Onu yazarız. Şöyle 3 diyelim. K çarpı S kare. 0.5'in karesi. Bu ne oldu? Yay potansiyeli artı olacak her zaman unutmayın. Sonra ağırlık konservatif kuvveti kaynaklı gravitasyonel potansiyel enerji. Eksi kütlemiz ne kadar? M2 G981 Yükseklik ne? 1 metre olduğunda. O zaman 1 çarpı 1. Şeklinde olur. Burada bilinmeyen bir tek vc ifadesi. vc buradan 4,39 Metre bölü saniye olarak bulunmuş. Hızı aşağı doğru tabii ki. Bu A şıkkı. B şıkkına gelsem çok bir şey fark etmiyor. Sadece ilk hızı var. İlk başta kinetik olacak o zaman. Hemen şunu alalım. Gene konservatif kuvvetlerimiz var sadece. Ama bu sefer girişte kinetik enerji var. 1 bölü 2 2 çarpı VA ilk hızımız neymiş? 2 metre bölü saniye ise diyor. 2'nin karesi. Artı koordinat gene yukarıda. Giriş potansiyeli 0. Eşittir 1 bölü 2 2 çarpı VC kare. Çıkış kinetik enerjisi artı yay potansiyeli gene şöyle yapalım. 1 bölü 2 k yani gene 3 mesafe gene aynı tabii ki 0.5'in karesi sonra eksi Gravitasyon geliyor. 2 çarpı 981 çarpı gene farkımız neydi? Mesafemiz yükseklikte 1 metre yer değiştirince diyordu. MGH bu şekilde yaptık. Ve buradan da ilk hız 2 metre bölü saniye ise VC'nin 4 nokta 82 metre bölü saniye olduğu hesap edilmiş oldu. Evet. Bu şekilde bu soruyu da tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar. Böylelikle e, enerji yani iş enerji konusunun tamamını bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle herkese iyi günler iyi çalışmalar diliyorum.